bir devrimciydi. Ülkemizin bugünlerini çok önceden gören bir öngörüye, önseziye sahipti. Yurttaşlık hukukunun şeyh-mürit ilişkisine evrildiğini 10 yıllar önce haber vermekteydi. Ülkemizi yeni dünya düzenine entegre etmeyi hedefleyen 24 Ocak 1980 kararlarının yıl dönümünde arabasına konulan bir bombayla katledilmesi anlamlıdır. Ankara Üniversitesi gibi Cumhuriyet'in ilk üniversitelerinden hukuk formasyonu alması onun yazı üslubunu belirlemiş, hayata bakışını bağımsızlık ve cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı kılmıştır. Unutturulan sözler. Bugün 19 Mayıs. Törenlerde yine beylik söylevler dinleyeceğiz. Neredeyse dün ve bugün suç ögesi saydıkları gençlikten bugün övgüyle söz edilecek resmi devlet siyasetiyle her gün biraz daha unutturulmaya çalışılan Atatürk'ün ilkeleri, devrimleri yapay söylevler ile anılacak. Frak, smokin, bando, mızıka, fener alayları ve resmi geçitler. Bu törenlerde göreceksiniz. Atatürk'ün şu sözleri hiç anımsanmayacak. Biz bu hakkımızı saklı bulundurmak, bağımsızlığımızı güvence altında bulundurmak için genel kurulumuzca, ulusal kurullarımızla bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı savaşmayı uygun gören bir mesleği izleyen insanlarız. Atatürk'ün şu sözleri de hiç ama hiç akla gelmeyecek. Almanlarla dost olduk. Almanlar memleketimize, ordumuza ve hükümetimize kadar girdiler. Fakat Almanlardan bazıları bağımsızlık ve onurumuza karşı tavır almaya başladıkları dakikada en ince ve hemen hiçbir kayıp ve koşula bakmaksızın ruhen ve fiilen isyan ettim. Bu sözleri akla gelmeyecek, anımsanmayacak. Çünkü yıllardır unutturulan ve unutturulmaya çalışılan Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve laik cumhuriyetin ilkeleridir. Atatürk'ün bu sözleri yabancılara satılan sanayi tesisleriyle ilgili çalışmaların yapıldığı günlerde çok daha anlam kazanıyor. Albaraka ve Faysal Finans Kurumları gibi, İslam Kalkınma Bankası gibi Arap şirketlerine tanınan ayrıcalıkları düşünerek okuyalım Atatürk'ün şu sözlerini. Ecelsiz öldürüldük. Dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik diplomalarımızı mor binlikler getirer birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendistik, doktorduk, avukattık. Yazlık kışlık katlarımız, arabalarımız olurdu. Yüreğimiz işçiyle birlikte attı. Yaşamımızın en güzel yıllarını birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Bu bilinci paylaşmak ve bu sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Uygarca paylaşılan sorumluluk bilinci, özgürlüğün de demokrasinin de tek güvencesidir. Bu güvence sağlanmadıkça demokrasinin temeline tek bir taş bile konmuş olamaz. Unutmayalım ki cesur bir kez, korkak bin kez ölür. Önemli olan insanın böyle bir toplumda mezar taşı gibi suskunluk simgesi olmamasıdır. Benim için haberiyle dön yana.